Sevgili izleyiciler, günaydın. İkinci sayfadan Kasım İm 2019'da çekilen Şampiyonlar Ligi fotoğrafına da Ticaret Bakanlığı ve MASAK tarafından soruşturma başlatıldı. Başka isimler de buna eklendi tabii ki. Evet, şarkı ne diyor? Nerede yedin paraları? Söyle söyle. Nerede yediler paraları? Zaten hepimiz biliyoruz. Nereden niye bilmeyelim ki? Evet. Gözümüze soktular. Görmesek evet. De gözümüze soktular. Arabalar aldılar, villalarda oturdular, altınları havalara saçtılar. Düğünlere ellerinde poşetlerle, içi dolar dolu, para dolu poşetlerle gittiler. Biz nerede yediklerini biliyoruz da bu paralar nereden geldi? Bu zenginliğin kaynağı nereden diye soruyoruz. Evet. Boğazınızda kalsın kalmasın o mevzuya girmiyoruz. Biz sorunca... Kim haram yediyse boğazında kalsın bu arada, onu da söyleyelim. %1 milyon. Biz sorunca suç oluyor. Ticaret Bakanlığı, MASAK, savcı, hakim sorunca efendim onlar sahteydi. O kadar pişmanım ki bir daha yapmayacağım efendim. Söz tövbe. Mügeciğim. Ama biz ifadeleri okuduğumuzda size ne bizim kazancımızdan oluyor? O ifadeler... cezaya dönecek mi, dönmeyecek mi? Yüce Türk adaletine saygılarımızla. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir gelsin. Yaklaşık 3-4 yıl önce çekilen, saydım şöyle bir kabaca galiba 20 kişiler fotoğrafa sosyal medya kurtlar sofrası ama Dilan Polat da Şampiyonlar Ligi notunu düşmüştü. Hangisi daha iyi uyuyor sence? Kurtlar sofrası daha iyi uyuyor diyebiliriz. Evet. Şampiyonlar Ligi dersen de Şampiyonlar Ligi'nde efendim düşen düşene diyebiliriz. Küme düşen düşene diyebiliriz. Evet. Masada olmayan bazı isimler hakkında da aynı şeyler geliyor. Denetimler ve yasaklar geliyor. Oysaki açıklamalarında hepsi suçsuzdu. Hepsi vergilerini şu kuruşunu ödüyordu. Ödedikleri vergilere bir baktım. Normal maaşlı vatandaşlı insanların ödedikleri vergi. Daha bile yüksek ödüyor. Yani inanılmaz. Dün avukat Özge Can buradaydı. Özge Can Sırma buradaydı. Bazı kara para aklayan kişiler istenilen vergiyi kuruşu kuruşuna ödüyorlar ki dikkat çekmesinler. Bunlar bir de oradan da kaçırmış diyor. Tabii onu da ödemiyor. Onu da ödemiyor. Onu ödemek de gücüne gidiyor. Ama sorsan bu masadakilerin klişe lafları devletimizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyoruz, tekrar ediyoruz. Bir de sevmeseydiniz ne yapacaktınız acaba? Ne olabilirdi? Ama bir de öyle bir durum var. Bir de evet. Sanki vergi ödememek çok büyük bir ayıp değil gibi öderiz. De davranıyorlar. Tabii, tabii. Bir hepimizin hatası olur. Vergi mergi onları da öderiz, kapatırız. Onunla kurtulacağız. Kurtulacağız dediğiniz sizin bir ülkenin vatandaşı olarak yapmanız gereken ilk şeylerden bir tanesi. Kazandığını bir yani uygun görülen ya şeylerde, kanunlarda ödeyeceksin tabii ki. Bir de şöyle bir şey, bir gün gecikebilir, iki gün gecikebilir, parada nakitte sıkışabilirsin. Ama ne böyle o üstüne yat 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 yat. Neyse, bir masanın etrafında hı? toplanmış olmaları da soruşturmanın işini kolaylaştırıyor. Tabii. Aynen öyle. Tık tık seçiliyorlar. Şimdi bu fotoğrafa bir bakalım. Dilan Polat 2019 yılında Şampiyonlar Ligi notuyla paylaştı. 2019 yılını bakın. Bundan 4 yıl önce. 4 yıl. Evet, 4. Çok kısa bir süre önce fotoğrafa baktığınız zaman zenginlik ben yoldayım geliyorum diyor. Görgüsüzlük az kaldı sabredin diyor fotoğrafa baktığın zaman. Lüksü birkaç yıl sonra, bir 3-4 yıl sonra herkesin gözüne sokacağız fotoğrafı diyebiliriz. Fotoğrafa ilk baktığın zaman, yüzlere baktığın zaman, tabii. masaya baktığın zaman. Tabii. Fakat çok ilginç, Türkiye biliyorsunuz başka dolandırıcılık olaylarında konuşuyor. Onun da tarihine baktığımda, hani bu banka hı-hı. işi, o da 2019. İşte pandemi, pandemi. Yani pandemide hani kazançlar azaldı, millet eve çekildi. Eyvah ne olacak, ne olacak paniğiyle millet meğerse hani üretim duruyor, her şey duruyor, dünya duruyor derken kara para şeye basmış, gaza basmış. Ve... Evet. Neyse. Mügeciğim gel masaya bir göz atalım. Evet. Masan radarına giren masaya bir göz atalım. Evet. Aslında öyle de bir başlık atılabilirmiş değil mi böyle?
Masa büyük harfle. Evet, masak masaya, masaya göz attı. Masaya el attı. Evet, masa evet. Dağılıyor ya evet, da olabilir. Evet. Şimdi masada kimler var? Eylül Öztürk kimler, var. Kimlerle birlikte de. Kimler kimlerle bir araya gelmiş. Kimler evet. Kimlerin dosyasına dahil oluyor. Kendisi bir dönem efendim, Eylül Öztürk kendisi bir dönem özel uçak hostesiydi. Eşi de DJ'lik yapıyordu. Makarna alacak paraları yoktu. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu kendisi çektiği bir YouTube videosunda makarna alacak paramız yoktu. O kadar sıkıntılı zamanlardan geçtik diye ifade etmişti. Sonra Eylül sosyal medyada çektiği videolarla tanındı. Oyunculuk yaptı. 2019 yine o kritik tarihe gelindiği zaman bir anda Eylül Öztürk bir aydınlanma yaşadı ve ben bir güzellik merkezi açmalıyım dedi. Tırnak işine girdi. Bir yıl içinde İstanbul'da 10 tane şube açıldı. Bir yıl içinde 10 tane şube açıldı. Kısa sürede inanılmaz bir zenginlik geldi. Amerika'da ev aldı. Evler aldı. 11 ev aldı. 10 ev ya da 11 ev aldı. Sayılar hala. Evet. Şimdi bir de şu var. Dilan'ın da en yakın arkadaşıydı kendisi. Yedikleri içtikleri de ayrı gitmiyordu. Şimdi Eylül'ün istersen paylaşımını da sen tam girmişken ha, tamam, oraya olur, buradan olur. Okuyalım. Tabii. Eylül Öztürk Halk TV'de Murat Ağırel'in yayınını izliyor. İzlerken de bir şey paylaştı yayından da bir parça alarak, görüntü alarak. Allah'ım sen bu sınavın sonunu güzel kıl. Mükafatını tez zamanda göster. Çok büyük bir sınavdan geçiyorum arkadaşlar. Sonunda bir şey olmayacağına kendiniz eminsiniz belki ama itibarınız binlerce kişinin binlerce şey söylemesi. Bu yara bende hiç geçmeyecek yani. Çok zor. Yaşamayan anlamaz dedi. Murat Ağırel'in Polat davasına dahil edilen kişiler hakkında yurt dışı yasağı konulan kişiler listesinde adını görünce de evet, şu anda bana da geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum demek ki soruşturmaya veya incelemeye artık bu neyse dahil olduk ki bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı çünkü. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım. Bunu bir bari. Emrullah'a soralım mı Müge? Soralım. Evet, doğru da bir şey söylüyor. Zaten evet. Yurt dışında bir süre önce Amerika'ya gitti. Buradaki bütün malını mülkünü sattığına dair iddialar var. Amerika'da yaşıyor. Şimdi yurt dışına çıkış yasağı kondu. O da tabii kafası karışmış olarak diyor ki şimdi ne olacak ben bir avukatıma sorayım diyor. Biz de bir bilirkişi olarak olayların bilirkişisi evet, olarak evet. Emrullah Erdinç'e soralım gerçekten ne olacak bu süreçte. Şimdi zenginliğin kaynağını soranlara anlatsam inanacak mısınız diye karşılık verdi. Banyoya girdi, saçını tararken bir video çekti. O sırada da bakın ben ne kadar rahatım mesajı veriyordu. Ama Murat Ağırel'in haberini görünce işin çok ciddiye bindiğini anladı. O da dünden bu yana paylaşımlar yapıyor. Hatta bir de videosu vardı arkadaşlar. Bir video da çekmiş galiba. Hazır mı? Getirebiliyor muyuz onu ekrana?